Arkadaşlar iyi akşamlar. Sesim geliyor herhalde değil mi? Tamam, o zaman hemen dersimize başlayalım vakit kaybetmeden. Evet, herkese iyi akşamlar dileyerek tekrar başlıyoruz. Arkadaşlar geçen hafta 0 bölü 0 belirsizliğini anlattık değil mi? Eşlenik şu bu. Şuralarda anlattık. Bugün de sonsuz bölü sonsuz belirsizliğini anlatacağım. Sonsuz bölü sonsuz nasıl olur? F var, G var. Artı sonsuz, artı sonsuz, artı sonsuz, eksi. 4 tane durum var burada. 4 durumda da ne diyoruz? Belirsiz durum diyoruz. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Belirsizliği giderdiğimizde limiti alabilir miyiz? Alabiliriz. Ama önce ne yapmamız lazım? Belirsizliği gidermemiz lazım. Evet. Şurada bir bakın arkadaşlar. Belirsizliği nasıl gidereceğiz ben? Örnek vermişiz. Limit x sonsuza giderken x artı 1 bölü x artı 2. Burada x gördüğünüz yere sonsuz yazarsanız 1 eklerseniz sonsuz olur. Burada x yazıp 2 eklerseniz yine sonsuz olur. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var arkadaşlar. Tamam mı? Peki ne yapacağız bunu? X parantezini alırsanız sadeleştireceğiz. Bak, x bunun da x parantezini aldım. Burada ne kalır? Burada 1 kalır. Bir de ne kalır? X kalır. Çarptım. Bunlar gitti. X oldu. Bunu da x parantezine alırsam 2 bölü x artı 1 oldu. Tamam mı arkadaşlar? Peki ne oldu? Bu x'ler gider. Ne kaldı? Bunlar kaldı. Arkadaşlar şunu hiç unutmayın bak. Limit x sonsuza giderken veya eksi sonsuza giderken 1 bölü x, 2 bölü x, 3 bölü x herhangi bir sayı bölü x sıfırdır. Bunun üzerine bolca soru kuracağım bak. Kurdum da zaten. Tamam mı? Demek ki limit durumunda bu 0, bu da 0. Ne kaldı burası 0 olunca? 1, 1 eşittir 1 oldu. Burayı hiç unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi tahtaya döneyim. Buradan biraz örnek vereyim. Az önceki örneği şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Limit x artı sonsuza giderken x artı 1 bölü x artı 2 miydi? Sanırım böyle bir şeydi. Ne yaptık? X parantezini aldık arkadaşlar. Hiç almayıp şöyle yapabilirdiniz. Eşittir. İyi akşamlar Serkan. İyi akşamlar Hüseyin. Şöyle yapabilirdik. Arkadaşlar bak bunu x artı 1'i x artı 2 gibi yazayım. Bunu da x artı 2 yazayım. Paya ne eklemem lazım benim? Çıkarmam lazım. Burası 1 olması lazım. 2 oldu. O zaman eksi 1 yazdım. Tamam. Şimdi bak. Arkadaşlar a eksi b'yi c'ye bölerseniz ne olur? A bölü c, b bölü c gibi. Bunu da düşünelim. O zaman ne oldu? Limit x sonsuza giderken buraya yazmasak da olur. Bak. Şurayı şuraya böldüm. Kaç oldu? 1. Eksi 1'i x artı 2'ye böldüm. 1 bölü x artı 2. Ne demiştim ben size arkadaşlar? 1 bölü x, 1 bölü x artı 2 bunun bütün şeyleri, versiyonları sıfırdı. Buranın limiti kaçtır? Sıfırdı. Sonuçta bir kağıdlı birin limiti nedir? Böyle bir şeydir. Demek ki isterseniz böyle yapın, isterseniz x parantezini alın. Ama hiç bunlara da gerek yok. Bunlardan sordum bolca. X sonsuza giderken x artı 1 bölü x artı 2. Arkadaşlar bu polinom. Bu da polinom. Eğer her ikisi de polinomsa x'lerin derecesine bakın. En yüksekli bulun. Bu da 1, bu da 1. Dereceleri eşit olduğu için limit katsayılarının oranıdır. Yani 1'dir bak. Limit x 3'e giderken x artı 5 bölü 5x artı 7. Bunun limiti nedir sizce? Çok kolay bak. Dereceleri eşit. O zaman 1 bölü 5 yok Ömer. 1 bölü 5. X'lerin katsayıları. 1 bölü 5. Bu kadar kolay. Bir tane daha yapalım. Limit x sonsuza giderken x küp artı 1 bölü x küp artı x artı 5 olsun. Buna ne diyorsunuz? İşte katsayılara baktık. Bura 1, bura 1. Peki şöyle olsaydı, burası 3 olsaydı ne diyecektik? 1 bölü 3 diyecek değil mi? Evet. 1 bölü 3. Burası 4 olsa ne diyecektik? 4, 3 olsaydı.
4 bölü 3 diyecektik. Bu kadar bak. Derecelere eşit. Baktım. Derecelere eşit olduğu için 4 bölü 3'tür deyip geçiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Uzun yapsak ne olurdu? Uzun şöyle olacaktı. Ama şeyi hiç unutmayın arkadaşlar. Mesela x kare artı 1 bölü 3 x kare eksi 2 olsun. Tamam mı? Ha, bunu artı sonsuz yerine yazarsanız sonsuz bölü sonsuz belirsizliği var. Yerine yazdığınızda başka bir şey çıkıyorsa limit odur. Böyle bir şey varsa mesela eşittir diyorum. Limit x sonsuza giderken 1 bölü 3 olduğunu zaten gördünüz. Ama isterseniz bunun payını ve faydasını neye bölüyorduk? Burayı x kareye bölün. Burayı da x kareye bölün arkadaşlar. Az önce x parantezini almıştım ya, aslında aynı şey. X kareye böldük. Dolayısıyla burada ne kaldı? Limit var. Burada ne kaldı? 1 bölü limit 1 artı 1 bölü x kare, değil mi? Burada da ne kaldı? 3 eksi 2 bölü x kare. Burası 0, burası 0 ne oldu? 1 bölü 3 oldu. Demek ki şunu unutmuyoruz bak arkadaşlar. Mutlaka önce yerine yazıyoruz bak. Ne çıkacak karşımıza? Şuna ne diyorsunuz peki? X artı 5 bölü 8. Bunun limiti nedir? Com Seguro de Saúde Multicare e a cobertura de medicina online, pode ir ao médico por telefone ou vídeo. Şu ana kadar hiç bilen yok. Ömer bildi. İsmail de bildi sayılır. Altay, Fırat, evet. Bundan sonraki arkadaşlar Levent, Hüseyin, Dursun ve Selim bildi. Var, limit var yok. Arkadaşlar yerine yazıyorum bak. X yerine sonsuz yazdım. 5 eklerseniz sonsuz. Sonsuzu 8'e bölerseniz yine sonsuz olur. Demek ki ya belirsizlik yok. Bu limit işte. Tamam, belirsizlik yok. X eksi sonsuza gitsin. 3x eksi 7 bölü 9 olsun mesela. Bu ne olur? Bunun limiti ne olur? Aslında artı eksi sonsuzda limit yok demek de şey, doğru söylüyoruz aslında. Kim demişti? Dursun, şey Selim. Bu nedir? Sonsuz değil. Eksi sonsuz değil mi? Nereden anladık? X yerine eksi sonsuz yazarsanız eksi sonsuz olur burası. 3 ile çarparsanız. Eksi 7'yi çıkarırsanız yine eksi sonsuz. 9'a bölerseniz eksi sonsuz olur. Gördüğünüz gibi bak, belirsizlik çok önemli. Belirsizliğe mutlaka ne yapmamız lazım? Bakmamız lazım. Şuna ne diyorsunuz? Ve herkes doğru bildi. Evet, teşekkür ederim. 0. Neden? 7 bölü. Hiç belirsizlik yok burada. Nedir? Direkt yerine yazdım. Demek ki limitte ne yapıyoruz arkadaşlar? Belki 5, 6, 7 tane soru var sınavda. Önce yerine yazıyoruz. Belirsizlik var mı yok mu? Yoksa problem yok. Hemen ne diyoruz? 0, artı sonsuz, eksi sonsuz. Şu gibi diyoruz bak. Önce yerine yazıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle bir şey yazalım arkadaşlar. Limit x sonsuza giderken x küp artı 1 bölü x olsa ne derdiniz? Evet, Rukiye bildi, Bahar bildi, Nurettin, Altay, Zafer, Cemil, evet Selma. Belirsizlik var mı? Var arkadaşlar. Sonsuz bölü sonsuz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen bir saniye de geleyim. Çok çok özür dilerim arkadaşlar. Evde yalnızım. Kapıyı açmak zorunda kaldık. Evet Levent, bekleriz. Evet.
Böyle olunca da biri bizi gözetliyor gibi değil mi? Kamera açık. Evet, şimdi ne yaptık arkadaşlar? Sonsuz bölü sonsuz. Teşekkür ederim Dursun'a anlayışınız için. Sonsuz bölü sonsuz. O zaman gidermemiz lazım. Eşittir. Bunu silip devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar ne olacak? Sonsuz diyenler doğru. Nereden doğru? Ha, bunu buna bölelim. Şunu şuna bölün. Ne olur burası? X kare. Bunu buna bölün. Ne olur arkadaşlar? 1 bölü x. Belirsizlik gitti. Eşittir. Furkan, kimse yok. X gördüğünüz yere sonsuz yazarsanız ne olur? Sonsuzun karesi de sonsuz. Peki burası ne olur arkadaşlar? 1 bölü sonsuz neydi? 0. O zaman ne oldu? İşte sonsuz oldu. Tamam mı? Sonsuz yok. Sonuç sonsuza 0 eklerseniz sonsuz olur. Bir tane daha buradan yapalım. Tamam, ne karşıda? Mesela eksi x küp artı 2 Bebek görünce bölü x kare dayanamayanlar. olsun. Ne oldu bu sizce? Nasıl bir belirsizlik var? Nasıl bir belirsizlik var arkadaşlar? Şimdi bak burada yazdık sonsuzu. Sonsuzun küpü eksi önünde vardı. Eksi sonsuz. Eksi eklerseniz evet. Eksi sonsuz bölü sonsuz. Yine belirsizlik var. O zaman ne yapacağız? Devam edelim şimdi ben. Limit x sonsuza giderken bunu buna bölerseniz ne olur arkadaşlar? Bunu buna böldünüz. Eksi x olmaz mı? Ha, x küp 3 tane x yan yana. Burada da 2 tane x. Bir tane kalır. Eksi x. Burası 2 bölü x kare olur. Burası 0 olur. Burada x gördüğüm yere sonsuz yazarsam ne olur? Sonsuz. Eksi de önünde var. Eksi sonsuz. Öbüründen ne farkı oldu? Artı eksi sonsuz gelebilir. Tamam mı? Bu kadar arkadaşlar bak. Ne yapıyoruz? Önce şey gideriyoruz. Şimdi geri dönelim arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bak yine aynı. Eğer bura polinom, burada polinomsa payın derecesi paydadan büyükse bak burası 3 burası 1 dikkat ederseniz. O zaman sonuç ya artı sonsuzdur ya eksi sonsuzdur. Bak payın derecesi paydanın derecesinden büyükse sonuç ya artı sonsuzdur ya da eksi sonsuzdur. Bak burada da aynı. Payın derecesi paydadan daha büyük. O zaman sonuç ya artı sonsuz ya da eksi sonsuz. Tamam mı arkadaşlar? Dereceleri eşitse ne demiştik? Katsayıların oranı. Payın derecesi paydanın derecesinden daha büyükse neymiş? Sonsuzmuş. Bir tane daha durum var. Bunu da vereyim. X sonsuza giderken x artı 1 bölü x kare. Buna ne diyorsunuz arkadaşlar? Sıfır değil mi? Evet gözüktü. Nasıl bir belirsizlik var? Sonsuz bölü sonsuz. Sıfır gözükmüyor. Peki nasıl bulacağız sıfırı? Limit x sonsuza giderken bunu buna bölelim arkadaşlar. Ne olur? X x kare bir tanesi gider. 1 bölü x olur. Artı 1 bölü x kare olur. Burada sıfır, burada sıfır. Sonuç neymiş? Sıfır. O zaman burada da bir pratik kuralımız var. Payın derecesi 1, paydanın derecesi 2. Payın derecesi paydanın derecesinden daha küçükse sonuç nedir? Sıfırdır. 3 tane durum var. Dereceleri eşitse katsayıların oranı, paydanın derecesi daha büyükse sıfır, payın derecesi daha büyükse artı sonsuz ya da eksi sonsuz. Tamam mı arkadaşlar? Ama hiç unutmamanız gereken bir şey var. Limit karşınıza çıktığı zaman hemen yerine yazacaksınız bak. Eğer anormal bir durum yoksa, belirsizlik yoksa problem yok. Yolunuza devam ediyorsunuz bak. Tamam mı arkadaşlar? Yani soruların önemli bir kısmını şey sormuş olabilirim yani direkt yerine yazma. Muhakkak belirsizlik de vardır. İşte burada anlattık arkadaşlar. Uzun bu. Burada da ne yapmışız? X küpe bölmüşüz. Paydayı da x küpe böldük. X küpe bölerseniz bu bunu götürür 1 kaldı. Buradan 1 bölü x küp kaldı. Bunu buna böldüm. Bunu buna böyle bir şey kaldı.
Bak genelde bunun üzerine kurulu. Görüyor musun? Bak bu sıfır, bu sıfır, bu sıfır ne kaldı? 1 bölü 3. E bizim pratik kuralımız ne diyordu? Dereceleri eşit. Bununki 1, bunun 3 katsayısı 1 bölü 3'tür. Bu kadar. Tamam mı? Evet. İşte genel formülümüz bu arkadaşlar bak. Pay polinom, payda da polinomsa dereceleri n ve m. Eğer m neye eşitse işte şurada katsayıların oranıdır. A m bölü b m. Eğer m n'den büyükse yani paydanın derecesi daha büyükse sıfırdır. Eğer n yani payın derecesi büyükse ya artı sonsuzdur ya da eksi sonsuzdur. Sanırım burası tamam. E yine şunu almışız. İşte paydanın derecesi daha büyük olduğu için sonuç sıfır. Bu biraz daha zor bir örnek. Biraz anlatayım bak anlar mısınız bilmiyorum. Yerine yazdığınızda sonsuz bölü sonsuz belirsizliği çıkar arkadaşlar. Bu belirsizliği gidermeniz için bak şu kare kökten kurtulmanız lazım. Bunun için burayı x kare parantezine alalım bak. X kare parantezine aldım. Burada 1 kalır. Burada 5 bölü x kalır. Burada 1 bölü x kare kalır. Tamam mı? X kareyi dışarı çıkarın. X çıktı. Normalde mutlak değer x çıkar bu. Tamam mı? Hadi biz artı sonsuza gittiği için x çıkarmanızda çok mahsur yok. Ondan sonra bunu çıkardık bak arkadaşlar. Şuranın limiti 0. Buranın limiti 0. Burada ne kaldı? 8x kaldı. Burada da 3x artı 7. İşte şura kaldı bak. Toplarsak 9x 3x artı 7. 9 bölü 3 neymiş? Sonuç 3'müş. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu da kolay bak. X kare parantezini aldım. Hepsi neye dayanıyor? Bak hiç unutmayın arkadaşlar. Limit 5 bölü x'in limitinin 0 olduğunu, 1 bölü x karenin daha güçlü 0 olduğunu, 5 bölü x'in 0, 1 bölü x karenin 0 olduğunu hiç unutmuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Kök içine mi? Nagihan şöyle yaptı bak. X kare parantezini aldık tamam mı? Bu x kareyi dışarı çıktık. X bura aynen duruyor. İşte durdu. Tamam mı? Bunun limiti sıfır Nagihan. X sonsuza gittiği zaman. Bunun limiti de sıfır. E ne kaldı? Kök 1 kaldı. Kök 1 nedir? 1'dir. Ve burada ne kaldı sadece? X kaldı. Tamam mı Nagihan? İsterseniz bir örnek daha verebilirim şeyse. 9 bölü 3 şöyle bak. Burası, şurası 1 olduğu için x'i 1 ile çarparsanız x olur. Yani 8x artı x 3x artı 7 oldu. 8x 1x daha 9x 9x burası dereceler eşit olduğu için 9 bölü 3 3 olur. Tamam mı? O zaman bir örnek verelim buradan. X sonsuza giderken 7x olsun artı x kare artı 1 olsun. Burası ne olsun? X artı 3 olsun. Şimdi yerine yazarsanız bak sonsuz, sonsuz, sonsuz da sonsuz topladık sonsuz, bölü sonsuz. 8 kim buldu? Fırat, Altay, Ömer. Aferin Ömer. Çünkü 7 burada var. Bir tane de buradan gelecek. Zaten gözüküyor. Eşittir şimdi. Arkadaşlar limit x sonsuza giderken 7x'e hiçbir şey yapmıyorum. Artı burayı x kare parantezine alıyorum. Buradan x kareye alırsam 1 kalır. Bu 1'in burada 1 olması için buranın x kare olması lazım. Bak çarptığınız zaman gerçekten verir. Bölü x artı 3. Bu x kare dışarı x olarak çıkar. Limit x sonsuza giderken 7x artı x. Çarpı buranın limiti bak. Buranın limiti nedir arkadaşlar? Burası 0, burası 1. 0 ile 1'i toplarsam 1. Dolayısıyla buraya ne yazacağım? 1 yazacağım. Burası ne oldu? X artı 3 oldu. 7x, 1x daha 8x. 8x burada var, x de burada var. Oranlarsak kaç olur? 8 olur. Teşekkür ederim Ömer. Gördüğünüz gibi çok kolay. Tamam mı arkadaşlar? Zaten arkadaşlar fark ettiler bak. Bunda 7x var, burada x var. Bunlara hiç dokunmuyorum. Buradan gelecek etkiliyor. Buradan da x geldiği için 7x bir daha 8x yapıyor. Evet. Bunu da vermiştik.
Merve, bunu mu anlamadın? Bir daha vereyim mi örneği? Şimdi şu nereye anlamadın tam bilsen Merve. Şimdi şurası tamam Merve bak. X kare var ya burada. X kare parantezini aldım. Tamam mı? Kökten sonrası mı? Şurayı. Tamam, bunu dışarı çıkardım. Tamam mı? Şurayı şey yaptık bak Merve. Şurası var ya, şurası kareköklüydü zaten. Kalemi alayım. Şurası kareköktü bak. Şu dışarı çıktı x. Normalde burada şu var. Limit x sonsuza giderken 1 artı 1 bölü x kare var. 1 bölü x karenin 0, bu da burası da 1. Tamam mı? Yani şuranın limiti 0, buranın limiti 1. Dolayısıyla bu dışarı çıkmıştı zaten. Karekökün içinde sadece 1 kalır. X ile 1 çarpım durumunda olduğu için sadece x kaldı. Buralar yok, sadece x var. Hadi bir örnek daha verelim o zaman ya. Limit x sonsuza giderken eksi 3x eksi karekök ne olsun? X kare artı 5 olsun hadi. Bölü burası ne olsun? X küp olsun. Farklı olsun hadi. Yok, farklı yazdım bak. Dursun ne Cemil. Farklı bir şey yazdım. Evet, sıfıra döndünüz. Doğru. Şimdi sonsuz bölü sonsuz derisliği var arkadaşlar. X sonsuza giderken bak. Eksi 3x burada dursun. Eksi x kare parantezini alırsak iyi oldu. Örnek başka bir örnek olduğu gibi. Artı 5 bölü x kare bölü x küp. Şimdi bunu dışarı çıkarırsak ne olur? Eşittir. Limit x sonsuza giderken eksi 3x 0 gibi arkadaşlar. Eksi burası ne oldu? Eksi x. Burada ne kaldı? 1 artı 5 bölü x kare. Peki paydada ne var? Şurayı paydaya yazmış olalım. X küp var. Şimdi bakalım Memnun'e. Arkadaşlar şuraya dokunmuyorum bak. Şurası, şuranın limiti 1. Şuranın limiti 0. Dolayısıyla kökün içi ne oldu? 1 oldu yine. Ne kaldı burada? Eksi 3x. Bir eksi de burada var. Eksi 4x. Sonuç neymiş o zaman? Şöyle bir şey oldu. Limit x sonsuza giderken eksi 4x bölü x küp müydü? X küp. Neydi? Paydanın derecesi, payın derecesi daha büyük, o zaman ne olacaktı? 0 olacaktı. Ömer, şurası 3 olsaydı eksi 4 olacaktı. Burası 1 olduğu için şeyleri farklı. Dereceleri farklı. Tamam mı? Önemli değil. Ha, olsun, önemli değil. Sanırım tamam. Tekrar dönelim notlarımıza. Özel tanımlı fonksiyonlar arkadaşlar. Buradan da soru sordum. Parçalı fonksiyon arkadaşlar. Parçalı fonksiyon ne? Parçalardan oluşacak. Normalde biz fonksiyonu hep tek parçalı gibi düşünürüz. Hayır. Fonksiyon birden fazla parçadan oluşabilir. İşte bakın bak. Fx fonksiyonu. X artı 1'dir, x karedir. İki parçadan oluşuyor. Ne zaman? X birden büyük ve eşitse budur. X birden küçükse budur. O zaman X birden büyük ve eşitse bunu kullanacağım. X birden küçükse bunu kullanacağım arkadaşlar. Bu kadar. 2 parça olur, 10 parça olur, 100 parça olur. Tamam mı arkadaşlar? Limit de ona göre çok kolay bak normalde. Limit de buna göre. Bak. X 3 şey tahtada biraz daha anlatayım, sonra buna döneyim. Şimdi fx şöyle olsun arkadaşlar. Fx x kare olsun. Bu da x artı 1 olsun. Ne zaman?
x büyük eşit 2 olsun. Bu da x küçüktür 2 olsun. Dikkat ederseniz burada bütün reel sayılar var bak. 2'den büyük ve eşit 2'den. 3'ün bir önemi yok başta. Şu 2 çok önemli arkadaşlar. Buna kritik nokta diyoruz. 2'nin dışındakiler önemli değil bak. Şimdi limitine bakalım bak. Çok kolay. Limit x 5'e giderken hangi fonksiyonu kullanacak? 5 nerede bak? 5 2'den büyük değil mi? O zaman bunu kullanacağım. Tamam x kare. Yerine yazdım. Kaç çıktı? 25. Anormal bir durum var mı? Yok. O zaman limiti budur. Evet bu kadar bak. Limit tekrar x 8'e giderken neyi kullanacağım? 8 nerede? Burada. O zaman yine x kareyi kullanacağım. Yerine yazdım. Bir 64 bir anormallik var mı? Yok. O zaman doğru. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bir daha yapalım. Limit x 0'a giderken. 0 nerede? 2'den büyük mü? 2'den küçük mü? Burada. O zaman neyi kullanacağım? X artı 1'i kullanacağım. Yerine yazdım. 1 oldu. Bir anormal durum var mı? Yok. İşte limit x eksi 5'e giderken hangisini kullanacağım arkadaşlar? Bunu mu bunu mu? Bu kadar bak. Bunu kullanacağım. Yani x artı 1'i kullanacağım. Yerine yazdım. Eksi 4 bir anormal durum var mı? Yok. O zaman limiti bu. Gördüğünüz gibi çok kolay. Şöyle de olabilir arkadaşlar. 2'li, 3'lü, 5'li, 100'lü, 10.000'li parçalı fonksiyon bu. Buna ihtiyaç duyuyor muyuz? Duyuyoruz. Yani Konya ile Kulu arası başka bir şey. Kulu ile Cihan Bey'le arası başka bir şey. Orayla orası başka bir şey değil mi? Mesela x olsun. X büyük eşit 1 olsun. X kare artı 1 olsun. 0 küçük eşit x. O da küçüktür 1 olsun. Sonra burası ne olsun mesela? X küp olsun. Bu ne olsun? X sıfırdan küçük. Yine burası ne yaptım? R yaptım ama R yapmak zorunda da değilsiniz. Bütün R sayına bak. Birden büyük sıfırla bir arası sıfırdan küçük. Hadi şimdi limit alalım. Limit X mesela kaça gitsin? 5'e gitsin. Ne diyorsunuz? Hangisini kullanacağım? Şunu kullanacağım değil mi? X'i kullanacağım. 5 yazdım. Anormal bir durum var mı? Yok. Hadi bir daha limit alalım. Limit x 1 bölü 2'ye gitsin. Hangisini kullanacağım? X kare artı 1'i kullanacağım değil mi? X kare artı 1'i kullanacağım. 1 bölü 4 yani 5 bölü 4 mü? 5 bölü 4. Ve bu kadar. Yine limit x eksi 100'e gitsin. Eksi 100 nerede? İşte şurada. O zaman ne yapacağım? X küpü kullanacağım. O da sonuç ne olur? Eksi 100'ün 3. kuvveti. Neyse 9 tane 0. Bir de önünde eksi var. 9 mu? 6 tane. 6 tane 0. Eksi 1 milyon. Ve bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama bir şey var arkadaşlar. Şurada 2'yi sormadım. 2'yi sorarsam farklı bir şey olur bak. 2'yi sorarsam başka bir şey olur. Bir sayfa daha açalım. Şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Hepsini burada anlattık gibi. X olsun. Burası da 2x olsun. X büyük eşit 1 olsun. X küçüktür 1 olsun. Demek ki 1'in dışındakilerde her yerde problem yok. Teşekkür ederim Ömer. Demek ki 1'in dışındakilerde hiç problem yok. 1'de problem var. Neden arkadaşlar? Bir kırılma noktası. Yani 1'de fonksiyon değişiyor. 1x oluyor. 1'de 2x oluyor. O zaman limit de değişebilir. Bak. Bu kadar bak. 1'de fonksiyon değişiyor. Bak. Görüyor musunuz? Bak bir de değişiyor. Solunda başka bir şey var. Sağında başka bir şey var. Bunun dışında hiç tehlike yok. O zaman limit 1'i alırken dikkat edeceğiz arkadaşlar. X 1'e giderken eğer soruluyorsa fx tamam mı? Eğer bu soruluyorsa o zaman burada hem sağ limiti alacağız hem de sol limiti var.
Neden? Sağında başka fonksiyon var. Çünkü solunda başka bir fonksiyon var. Şimdi bir de sağdan yaklaşayım arkadaşlar. Bir de sağdan yaklaşma ne demek? Birden büyük değerler demek. Hangi fonksiyonu kullanacağım? X'i kullanacağım değil mi? X'i kullandım. Yerine yazdım. Kaç çıktı? 1 çıktı. Şimdi soldan bakayım arkadaşlar. Limit x 1'e giderken soldan geleyim. Soldan 1'e ne demek arkadaşlar? 0,9999 gibi sayılar. O zaman nerede alacağım? Burada alıyorum zaten. O zaman bu fonksiyonu kullanıyorum. Peki birden küçük olan sayıları ne olur burası? Burası ne oldu? 2 oldu. Bak biri 2 çıktı, biri 1 çıktı. O zaman ne diyoruz? Limit yok diyoruz. Demek ki şu bir kritik nokta, çünkü sağında başka bir fonksiyon var, solunda başka. Bunun dışındaki her şeyde limit çok kolay. Yerine yazıp bırakıyorsunuz. Genel olarak arkadaşlar şu noktalarda yoktur. Tamam mı? Genel olarak yoktur. Ve olduğu olmaz mı? Olur. Tam olduğu da olur. Mesela bir tane olan yazayım isterseniz. Hemen şöyle aklıma gelirse eğer. Mesela ne olsun? X olsun. X büyük eşit 0. Bu da x kare olsun arkadaşlar. X küçüktür 0. Şimdi 5'teki limitini bulun desem ne yazacağız? Hemen 5 yazacaksınız. 6'daki limiti bu. Ha yok, eşitlik. Burada problem yok Rukiye. Küçük eşit demiyor. Yaklaşım olduğu için. Bak. Yaklaşım olduğu için değerli yerine yazmıyoruz bak. Tamam mı? 1'e yaklaşıyorum bak. 1'e sağdan yaklaşıyorum. Büyük değerlerle. Birden büyük değerlerle. 1'e soldan yaklaşıyorum. 0,99'da geldiğim için bunu kullanacağım. Buradaki sayılar burada olur yani. 1'e soldan yaklaştığınızda sayılar 0,9, 0,99 olduğu için bu x'ler bunlardır. Dolayısıyla bu fonksiyonu kullanacağım. Tamam mı? Şimdi buna bakalım bak. Sıfırdakine bakalım şimdi arkadaşlar. Kritik nokta olduğu için sıfıra neyden bakmam lazım? Sağdan geliyorum bak. Sıfıra sağdan gelirsem hangi sayılarla gelirim? 3, 2, 0,1, 0, 0, 0, 0, 1. O zaman hangisini kullanacağım? Bunu bak. Demek ki sayılarım burada benim. X o zaman ne olur burası? 0 olur. Şimdi soldan geleyim. Sıfırın solundaki sayılar nedir arkadaşlar? Negatif değil mi? Sıfırın solundaki sayılar hep negatiftir. O zaman hangi fonksiyonu kullanacağım? X kareyi kullanacağım. Yerine yazayım, burada da sıfır oldu. Her ikisi de birbirine eşit olduğu için limit vardır. Ama çok özel ayarladım. Yoksa genel olarak limit yok. Ama burada özel olarak ayarladığım için limit var. Sağdan, yani fonksiyon değişmesine rağmen sonuç ne çıkıyor? Aynı çıkıyor evet. Tamam mı arkadaşlar? Yani değerlere bakıyoruz. Bak sağdan geldiğimde büyük değerlere, sıfırdan büyük değerlerle geldim. Soldan geldiğimde sıfırdan küçük değerlerle geldiğim için sağ limitte bunu kullandım. Sol limitte de bunu kullandım. Her zaman böyle arkadaşlar bak. Her zaman böyle. Nasıl? Yok orijinden geçtiği için olabilir ama bu şey de olabilir. X küp de olsa bir şey değişmezdi. Yani bunu ayarladım tamam mı? Şey çıksın diye. Evet. O kadar. Orijinden geçmesi de olabilir yani. Evet. Bunu da vermiş olduk. Artık bu kolaylaştı gördüğünüz gibi. Şurada küçük bir hata yapmışım. Şurada sıfır olacak. Düzeltip size yüklerim. İşte birdeki şeyi, üçteki bu, sıfırdaki bu. Birdekini sormuşuz. 2 ile 1 çıkmış. Limit yoktur demişiz. Az önce verdim. Arkadaşlar mutlak değer fonksiyon limit de çok kolay. İçine giriyoruz, mutlak değerini alıyoruz, o kadar bak. 3'e giderken içine girdim 0. İçine girdim burası 0 0. İçine girdim yazdım -3, ona mutlak değerini aldım. Bu kadar. Giriyorum mutlak değerini alıyorum. Mutlak değer limiti bu. Çok kolay. Hadi biraz da tahtada buna da bir iki tane vereyim. Limit arkadaşlar x 3'e giderken x artı 5. Hiç problem yok. Yerine yazıyorum. Mutlak değer 8. O da eşittir. 8'dir. İşte limit
x 5'e giderken x eksi 5. İçine girdim. X yerine 5 yazdım. Mutlak değer 0. O da eşittir. 0'dır. Son olarak limit x 6'ya giderken 1 eksi x olsun. İçine girdim. X yerine 6 yazdım. Eksi 5 olur burası. Mutlak değeri 5 olur. Bu kadar. Çok kolay var. Bunu sorarsak yaparsınız. İşaret fonksiyonu var arkadaşlar. Hatırlayın. İşaret fonksiyonuna geldik. İşaret fonksiyonunun önce fonksiyon olarak bir hatırlatayım arkadaşlar. İşaret fonksiyonu bu arkadaşlar. Signum x eşittir. Ya 1'dir ya 0'dır ya da eksi 1'dir bak. 3 tane değer var. Başka bir şey yok arkadaşlar. 1, 0, eksi 1. Teşekkür ederim Ömer. Ne zaman 1'dir? X 0'dan büyükse 1'dir. X 0'a eşitse 0'dır. X 0'dan küçükse de, yani buranın içi pozitifse 1'dir. Negatifse eksi 1'dir. 0'sa budur. Mesela signum x eksi 1 olsaydı ne zaman 1'dir arkadaşlar bu? Ömer hocam çalışkan. Ömer ne mezun olsun? Nedir? İçi pozitif. 1'dir değil mi? X'in bak 1'den büyükse, değil mi? X 1'den büyükse, yani bunu 0'a eşitleyip buluyoruz bu kadar. X 1'den büyükse pozitif. Ne zaman 0'dır içi? X 1'e eşitse ne zaman eksi 1'dir? X'e 1'den küçük değerler yazın. Buraya hep negatif olur. Değil mi? Gördüğünüz gibi kolay. Şimdi şeyine bakalım arkadaşlar. Bak. Limit. Limitine bakalım. X 3'e giderken signum x artı 5. Ne diyorsunuz buna? Evet, çok güzel, süper. Herkes 1 dedi. Bakalım. X gördüğüm yere 3 yazıyorum şimdi bak. Burası ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Signum 3, yani pozitifse ne olurdu? Burası 1 olur. Sabitin limiti de 1'dir. Bu kadar. Hadi bir tane daha yazalım. Limit x 5'e giderken signum 1 eksi x. Buna ne diyorsunuz? Eksi 1'dir. Neden? 5 yazdım. Burası eksi 4 oldu. Şurası bak signumdan dolayı burası negatif olur. Yani eksi 1 olur. Eksi 1'inki de ne olur? Eksi 1 oldu. Hadi bir tane farklı bir örnek yazayım. X 3'e giderken signum x eksi 4 artı x artı 1 eşittir. Evrim doğru cevapladı. Dursun herhalde doğru cevapladı. İrem doğru. İsmail, Cem, Selim. 3 doğru. Neden? Ne demiştik? Ayrı ayrı var. Toplam olduğu için buranın limiti ayrı. Buranınki ayrı, buranınki ayrı. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. X yerine 3 yazdım. Ne oldu? Signum eksi 1. Burası eksi 1 oldu. Burası negatif olduğu için kendisi de eksi 1 oldu. Buranın limiti ne olur? X gördüğüm yere 3 yazacağım. Demek ki eksi 1 artı 3. Sabitin limiti de 1'in limiti de 1'dir. Ne oldu sonuç? 3 oldu. Tamam olsun. Önemli değil mi? Gördüğünüz gibi. Hadi bir tane daha buradan yapalım. Limit x 1'e gitsin. Ne olsun? 1 bölü x artı 4x artı signum x eksi 2'nin karesi olsun. Parantezi kapayayım. Ne diyorsunuz buna?
Ne diyorum? İlk önce aklınıza yerine yazma gelsin. Bak, yerine yazdık. Bir, problem yok. Artı, burada yerine yazdım. Dört, problem yok. Burada yerine yazdım. Biri, eksi bir, karesi, pozitif. Burası ne olur pozitif olduğu için? Bir eşittir. Altı, zaten neredeyse hepiniz yazdınız. Teşekkür ederim. Gayet güzel gördüğünüz gibi kolay. Yeter ki tanımını bilelim. Değil mi? İşte bitti. Bir tane şey var arkadaşlar. Eğer signumun içerisi sıfırsa tehlikeli nokta. Yani signum x eksi 1 ise birdeki limiti soruyorsa tehlikeli. O zaman ne yapacağız yine? Sağ ve sol. Neden? Bak, aynı şeyi düşünelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çünkü burası sıfır olacağı için sıfırın solunda başka, sağında başka. Sağında bir değerini alıyor, solunda eksi 1. Yani fonksiyon değiştiği için ne yapmamız lazım o zaman arkadaşlar? Limitine sağ ve sol limiti olarak bakmam lazım. Hadi soralım. Signum x eksi 1. Ne diyeceğiz? Bunu ne diyeceğiz arkadaşlar? Sıfır diyemiyoruz. Neden? Buranın içerisi sıfır olduğu için neye bakmamız lazım? Sağ ve sol limite. Demek ki işaret fonksiyonda içi sıfırsa sağ ve sol limite bakacağız. Çünkü fonksiyon değişiyor. Şimdi bakalım. X 1'e sağdan yaklaşıyorum. Ne demek arkadaşlar? Birin sağındaki sayılar birden hep büyüktür. Birden büyükse burası ne olur? Pozitif olur. O zaman signum x eksi 1 ne olur arkadaşlar? 1 oldu. Şimdi bakalım limit x 1'e soldan geleyim. 1'in solundaki sayıların hepsi birden küçüktür. O zaman buraya birden küçük sayıları yazarsanız ne olur? Negatif olur. Değil mi? Burası ne oldu? Eksi 1 oldu. Ne diyoruz o zaman? Limit yoktur. Genelde arkadaşlar soru çok iyi ayarlanmamışsa, özel ayarlanmamışsa sıfır yapan değerde limit yoktur. Bunun dışındaki her yerde limit vardır. Tamam mı arkadaşlar? Limit yok. Ama özel ayarlarsanız var. Hadi bir tane özel ayarlayayım bak. Limit x 1'e giderken hemen hemen aynısı olsun. X eksi 1'in parantez karesi. Ne diyorsunuz buna? Bir diye Cemil, Evrin, Mustafa, Muhammed bir diyenler doğru gibi. Bir mi? Yok. Bir bakalım şimdi. Bir doğru. Limit arkadaşlar. X 1'e sağdan geliyorum. Ne demek? Birden büyük sayılarla geliyorum değil mi? Birden büyük sayılar. O zaman buranın içi hep pozitif olur. O zaman ne olur? X'e zaten kare olduğu için arkadaşlar bak. Bura kare olduğu için bura her zaman pozitiftir. Hiç düşünmeden sağ limiti de sol limitimi de birdir. Neden? Burası kare. Ama burası küp olsaydı bir eksi bir artı giderdi. Tamam mı? Burası kare olduğu için her zaman pozitiftir. Limit birdir. Anlaşıldı değil mi? Evet. Hadi bir de şeyimize dönelim. Notlarımıza. İşaret fonksiyonu bu arkadaşlar. Burada da bahsediyoruz. Bu örnekleri verdim. Buna da bakarsınız. Ne dedik? Sıfır yapan değerde sağ ve sol limitlere bakacağız. Buna da baktık. Şurada işte az önce verdiğim örnek. X eksi 3'ün karesi. Burası kare olduğu için her zaman pozitiftir. Sağ ve sol limitler vardır. Teşekkür ederim Serkan. Çift kuvvetlerde evet Ömer doğru söylüyor. Çift kuvvetse signumun içi arkadaşlar nedir? Her zaman limit vardır ve birdir. Evet. Şimdi yepyeni bir şeye geldik arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Asla aklınızdan çıkarmayın. Kesinlikle buradan soru sormuşumdur bak. Limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x birdir. Hiç unutmuyoruz. Limit x sıfıra giderken sinüs x bölü x bir ispatı da burada var. Arkadaşlar sadece bu değil bak. X sıfıra giderken x bölü sinüs x de birdir. Ax bölü sinüs ax de birdir. Bak buralar eşitse şuralar arkadaşlar ax ax bx bx 3x 3x her zaman x sıfıra giderken limit birdir. Ve sinüs ve tanjant da tamam arkadaşlar bak. Sinüs ax bölü x ise a'dır. Tanjant ax bölü x ise a'dır. Sinüs ax bölü ax ise 1 bölü a'dır. Yani şurası 1 1 bölü a değil mi? Şunu hiç unutmayın. Buradan soru gelecek yine. Evet. Bir iki tane buradan örnek vereyim. Bir iki dakikanızı almıştım kapıyı açarken. Hem de onu da telafi etmiş olalım.
Arkadaşlar bak, limit x sıfıra giderken demek ki sinüs 3x bölü x'e ne diyeceğiz arkadaşlar? Yok, 1 değil, 3 diyeceğiz. Nereden? Çünkü burada 3 yok. Ve bu 3 şöyle geliyor arkadaşlar bak, eşittir. 3'ü bir sefer uzun yoldan göstereyim, sonra kısa yolu bulacağız. Şunların oranı bak, şurası vardı ya. Burada x var, burada x var. Bunun katsayısı 3, bununki 1. Oranı 3 olur. Bu kadar. Ama şöyle yapacağız arkadaşlar. Doğrusu şu. Sinüs 3x. Şunu biliyorum bak. Şunun 1 olduğunu biliyorum. Ama bizde burada paydada 3x yok. Sadece x var. O zaman eşitliği bozmamak için ne yapmam lazım buraya? 3 yazarım. İşte bunlar birbirini götürüyor. O zaman burası 1 oldu. Bu 3 ne oldu? Dışarı geldi. 3 oldu. Bu kadar. Tamam mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi uzun yolu bu. İşte limit x sıfıra giderken, ama hiç unutmuyoruz bak. X bölü sinüs 4x. Ne diyorsunuz buna? Açıların oranıydı. 1 bölü 4. Yine limit dersiniz var mı benden sonra? Ha, iyi o zaman. Limit x sıfıra giderken arkadaşlar, teşekkür ederim. Şuna ne diyorsunuz mesela? Tanjant x bölü 5x. Açıların oranıydı 1 bölü 5. Hadi biraz sizi kandırayım. Limit x sıfıra giderken. Arkadaşlar şurada bir şey söylemeyi unuttum. Bak, ne diyoruz? X bu. Yerine yazıyorum bak. Sinüs 0 nedir? 0. Normalde 0 bölü 0 belirsizliği var. Evet. Bu belirsizlik olmasa zaten limitti. Tamam mı arkadaşlar? Mutlaka bu belirsizliğin olması lazım. İşte bir tane şimdi sizi kandırmaca soralım. X 0'a giderken sinüs x bölü x artı 1. Böyle bir şey sorsam sınavda. Çok nefis bir soru. Ne dediniz buna? Evet, süper. Fırat, Cemil, Dursun, Serkan. Sıfır diyenlerin hepsi doğru. Mustafa, İsmail. Neden? Yerine yazıyorum. Sinüs 0, 0. Yerine yazdım 1, 0'dır. Belirsizlik yok ki 1 diyeyim, değil mi? Belirsizlik yok. Evet. Ali, bu zaten senin dediğin şey. Senin dediğin de kolay, ona da verebiliriz. Unutmazsam şey yapayım hemen. Arkadaşlar demek ki ne yapıyoruz? Yerine yazıyoruz, bu kadar bak. Hadi şuna ne diyorsunuz? Kosinüs x bölü x. Aferin Ömer. Yaşlarınızı bilmediğim için kusura bakmayın. İsimlerinizle hitap etmek zorunda kalıyorum. Belki yani şeydir yani, yaşlı olan arkadaşlar vardır. Ömer 44 diyemez. Benden küçüksün. Ömer deme hakkımız var o zaman. Şimdi arkadaşlar kosinüs 0 1'dir. 1 bölü 0 nedir peki? Artı sonsuzdur. Bak gördünüz mü, burası 1 olmadı. Getirdik, ne yaptık? Yerine yazdık. Evet. Yok şey İrem, basit şeyleri soracağım. Kosinüs 30, kosinüs 0. Bunları bilin yeter bak. Kosinüs 45. Yani birkaç tane böyle. Kosinüs 0'ı mutlaka bilin. Kosinüs 0, 1, sinüs 0, 0. Tanjant 0, 0. Bunları bilin. Gerisi şey değil çok. 30'u bilin mesela. 60'ı, 90'ı. Tamam mı? O basit şeyleri bilirseniz yetecek. Demek ki önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Yerine yazıyoruz bak. Kim sormuştu? Evet. Şey sormuştu. Ali sormuştu. X sinüs x bölü 1 artı kosinüs x. X sıfıra giderken mi olsun Ali? Yazdım. Ne diyorsunuz buna? Ne diyorsunuz buna? Bak yazdım yerine 0. Yazdım yerine kosinüs 0. 1. Burası 2 oldu. 0 oldu. Değil mi? Bu kadar kolay. Ne olursa olsun arkadaşlar. Tamam mı? Bak ne olursa olsun. Önce yerine yazıyoruz. Eğer anormal bir şey yoksa limiti odur. Yoksa ne yapıyoruz? Anormal durumu ortadan kaldırıyoruz. Bu kadar. Tamam mı arkadaşlar?
Evet, sinüs kosinüs böyleydi. Hadi bir tane daha yapalım. Buna ne diyorsunuz? X sıfıra giderken tanjant 3x bölü 4x. 3 bölü 4 doğru. İşte oranladım. Hadi şuna ne diyorsunuz? Limit x 3'e giderken sinüs x bölü x. Buna ne diyorsunuz? İbrahim, Zafer iyi düşünün. Cemil doğru söyledi. Bengü de doğru söyledi. Dursun'a da. Bak 3'e diyorum arkadaşlar. Sadece 0'da bu kural geçerli. 3'te ne olacak? Sinüs 3 değerini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Siz de bilmeyin. Sinüs 3 bölü 3. Ya böyle bir şey sormuşsam şıklarda sinüs 3 bölü 3 yazmışımdır. Tam bu kadar bak. Demek ki hemen soruya girmiyoruz. Yerine yazıyoruz. Belirsizlik var mı? Yok mu? Belirsizlik varsa sinüs x sıfıra giderken sinüs x bölü x sıfırdır. Bunun dışında sıfır değil. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Sanırım tamam. Haftaya o zaman görüşmek üzere diyelim. Tam diğer sınıfa da yetiştik. İnşallah ölmez de sağ kalırsak buradan devam edelim. Şuradaki örneklerden burayı bitireceğim haftaya inşallah. Bunu yüklerim birazdan şey olmazsa. Sonra türeve geçeceğiz. Türev ve integralle bitireceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haydi hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Size de Ömer teşekkür ederim. Sağ olun.